Herkese merhaba, Tonguç Elim'de. Rasyonel ifadeleri sadeleştireceğiz. Tonguç Elim adım. Çarpanları ayırmanın en önemli konusundan bir tanesi. Zaten hepsini bütünleştireceğimiz bir şey. Tonguç, böyle bir ifadeyi sadeleştirebilir misin Tonguç? Hayatta sadeleştiremem. Herkes şunu söylüyor. 2x'e 2 sadeleştir. Çat çat. Aman ha. Öyle bir şey yok mu hocam? Aman bak. Eksi artı varsa, toplama çıkan varsa böyle kolay kolay sadeleştirme yapılmıyor. Mesela burada herkes 2x'e x'e x'ler birbirini götürür. Hayır, aman. Çünkü burada çıkarma var. O yüzden bizim yapmamız gereken eski öğrendiğimiz şeyler. Nedir onlar? Ortak parantez alalım. Bak, yukarıdaki ifadede ortak parantez alalım. Ne parantez alalım? İki parantezini alabilirim. Bundan iki parantez alırsam bundan x kalır. Eksi. Bundan da 1 kalır Tomuş. Bak, bunu çarptığımız zaman tekrar aynı şey çıkıyor. 2x eksi 2. Aynı şeyin ortak parantezini aldım. Bölü. Aşağıda da x eksi 1 var mı? Evet hocam. Şimdi ifade çarpma işlemine dönüştü mü Tomuş? Çarpma işlemi dönüştü. Bu da x eksi 1, bu da x eksi 1. Ondan sonra çatara çutara diyor götürüyorum ve Güle güle, hepsi gitti. Cevabımız 2 diyorum ve geçtim. Anlaştık mı Tomucuğum? Anlaştık hocam. Şimdi ortak parantezi al ve ayrıntıları gör dedik. Şimdi bak, şöyle bir ifadede ne yapabiliriz? Zaten bu 3 terimde bir x kare var. X var, bir de x'li bir şey yok. O zaman bunu nasıl çarpanla ayırıyorum kardeşim? X x diye çarpanlıyorum. X ile x'in çarpımı x kare. Bunu da 1 1 diye çarpalım. Bu artı 1 artı 1 olmak zorunda ki toplamı artı 2 olsun. Çarpımları da artı 1 olsun. Bak, bu çarpımlarıydı. Bu da toplamıydı. O zaman yukarısı x artı 1 çarpı x artı 1 oldu mu Tonguç? Hani böyle yazıldı mı? Böyle parantezli böyle yazıldı mı? X artı 1 x artı 1 çarpımı şeklinde yazdım. Bölü aşağısını da demin yaptığımız gibi ortak parantez alabilirim. Başka bir şey yapamam. Bak, burada 2x'e burada 2x asla sadeleşmez çünkü burada toplamalar var. Yapılmaz. O zaman iki parantezin alıyorum. İki parantezinde buradan x kaldı, buradan 1 kaldı. Anladın mı yoksa numara mı yapıyorsun lazım? Net bir şekilde anladım hocam. Beynin bu yanmıyor değil mi? Benim yanmıyor çünkü hocam yanmaz elyaf geçirdim kafamın üstüne. Artık hem soğuktan korunuyorum kışın hem de ders çalıştığımda kafam ısındığında herhangi bir ısı kaybı yaşamıyorum. Peki hocam. bu anı sana şey vermek istiyorum. Ne diyorduk biz bunları sadeleştirirken? Çatara çutara. Çatara çutara, tebrik ediyorum. Hocam çatara çutara Korece'de ne demek biliyor musunuz? Bugün Korece dersine girdim hocam. Harikasın. Çok zevkliydi, çok keyifliydi. Çatara çutara Korece'de şey demek, sirke demek hocam. Harika, saçmalamayın. Bak, bu ikisinin birbirine bölümü kaldı. Başka bir şey kalmadı. X artı 1 bölü 2 deyip bırakıyoruz Tomuç. Van Gogh. Van Gogh olur mu? Van Gogh müzisyen değil mi? Rahatsız mısın? Ressam evladım Van Gogh. Ama arkadaşının piyanosuna özeniyor ama çalan bir ses. Bu Beethoven. Ha, Beethoven. Beethoven, aynen. Şimdi bak, Beethoven hocam, sağırmış biliyor musun evladım? Vay be. Acayip Mozart'ın şey. Da son zartını dinlemiştim hocam ben geçen hafta. Vay, saçmalama kes. Şimdi bak, yukarıdaki zımbırtıda ne yapabiliriz? Ben şuna baktığım zaman x parantezini alayım. Hatta 2x parantezini alayım diye görüyorum. Bak, bu yukarıyı 2x parantezini alıyorum. 2x parantezinde bundan geriye 2x alırsam sadece bir x kalır. Artı bundan 2x alırsam 3 kalır. Çünkü bak, bununla bunu çarparsam 2x kare, bununla bunu çarparsam 6x eder. Aynı şey çıktı. Evet. Çarpı, burada hiçbir şey yapmama gerek yok. 2x eksi 1 böyle kalsın. Aşağıya bakalım. Bunu da 2 parantezine alayım. 2 parantezinde bundan geriye 2x kalır, bundan geriye de 1 kalır. Bak, bunu çarparsam 4x eksi 2. Yani aynı şey çıktı. Aynı yani şey. Ortak parantezi alıyorum. Unutma. Yani ortak parantez. Ortak parantez çok önemli. Burada da x artı 3 zaten vardı. Ha, o zaman çatara çutara başlayalım mı? Bu anı sana bırakmak istiyorum kardeşim. Çatara çutara. Çatara çutara. Matara çutara. Kutara. O zaman sonuç olarak ne çıktı kardeşim? 2x. 2x bölü 2. Yani bunda da bu sadeleşti. Cevabımız sadece bir tane x'miş diyoruz. Geçtik ara. Uf. Uf. Aman tanrım, aman tanrım, ne yapacağız sence? Rezil han, rezil soy. Bu nasıl bir şey hocam ya? Hiç zor değil. Üşenmiyoruz ve yapmaya çalışıyoruz evladım. Bak. Şimdi bu ifadede ortak parantez kokusu aldım. Üçün. Harika, çok güzel. Nezlesin galiba birazcık. İğrenç iğrenç sesler çıkardım. Şimdi bak, x parantezini aldım bak. X parantezinde x kare eksi 2x artı 1 oldu. Bunu aynen bırakıyorum kardeşim. Hiç dokunmuyorum. Zaten aynen Johnny Vine. Bunu 3 parantezine alıyorum. X artı 3 diyorum. Bölü diyorum. Bu aşağıdakini 2 parantezine alıyorum. X eksi 1 diyorum. Çarpı. Bunu da şöyle çarpanlarım. X x 3 3 şeklinde çarpanlar ayırıyorum Tomuç. Artı 3 artı 3 olsun ki toplamları artı 6 olsun. Çarpımları da artı 9 olsun. O zaman ben bunu x artı 3 x artı 3 diye yazabiliyorum şu ifadeyi. Sonra çarpı diyorum. Bunu da x parantezine alıyorum. Çünkü x'ine x var. X eksi 1 çıkıyor. Bak, bunu da çarparsam x kare, bunu da çarparsam x eksi x ediyor.
O zaman bayağı bir sadeleştireceğim şimdi. Çatal uçturmaya başlayalım mı Tonguç? Başlayalım hocam. Harika, tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Komandante emirleriniz ve görüşleriniz açıldı hocam. Komandante. Bununla bu bilgimi ötürü. Çatal uçtura. Bununla bu bilgimi çatal uçtura. Hayda, ne yapacağız şimdi? Ha, bu X'e de bu X birimi götürdü. Ha, şimdi geriye kalanları bir yazalım. Çitiri çitiri oldu hocam bir X kare. Eksi 2X artı 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı X eksi 1 çarpı X eksi 1 de buradan kaldı. Kaldı. Şimdi Tonguç bak, bu da 3 terimliğe benziyor. O zaman ben de bunu XX 1 1 şeklinde yazabilirim. Ama bak, ikisinin çarpımı 1 ama toplamları eksi 2 olacak. O zaman X eksi 1 X eksi 1 olur. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1 olur. Toplamları da eksi 2 olur. Ha, o zaman tekrar düzenliyorum. X eksi 1 çarpı X eksi 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı X eksi 1 çarpı X eksi 1. Aynen yazdım. Şimdi sana bu anı bırakıyorum evladım. Çatara çutara anlı. Çatara anzo çitonzas. Çatara çutara çatara çutara. Bölünce birbirine götürüyor. 3 bölü 2. Cevap 3 bölü 2. Tebrik çok ediyorum seni. Mükemmel ya. Ödülü sorumuzu yap, cevapları gönder. Ortak parantezleri unutma evladım. Hemen alalım hocam. Tonguç'un konulu video bombardımanız devam ediyor evladım. Bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir önceki bir sonraki videomuz. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel videolar. Hocam ben bir önceki videoyu izlemiştim. Şimdi bu videoyu izledim. Daha doğrusu canlı olarak katıldığım bu videoyu. Şimdi bir sonraki videoyu izlemek istiyorum. Tebrik hocam. Ediyorum. Teşekkür ederim.